Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Ben Müzikonair'den Meryem Tanrıverdi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda sizlere single çıkarmak için gerekli olan bilgileri vermiştim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer videoyu henüz izlemediyseniz Müzikonair YouTube kanalından videoya ulaşabilirsiniz. Bu hafta ise iki tane farklı başlığımız var. Birinci başlığımız olan beste ve bestekar arayışında olanlara profesyonel destek adı altında beste bulma ve bestekar konusunda merak edilen soruların yanıtlarının olacağı. İkinci başlığımızda ise ucuza aranje yaptırmak mümkün mü? Burada ise ucuza aranje yaptırmak ve bir şarkının aranjör maliyeti için merak edilenleri özetleyeceğim bir video olacak. Birinci konumuz beste ve bestekar arayışında olanlara profesyonel destek olacak. Ben bu bilgileri bir yazıdan okuyacağım. Bu bilgilere müzikonair.com adresinde rahatlıkla ulaşabilirsiniz bu yazıya. Ben zaten aşağıya linki bırakırım. Konuya başlayalım. Beste yapmak bir eser ortaya koymanın en önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Kalıcı eserler bırakmak isteyen ve kaliteli bir beste yapmak isteyen kişi, işin ehli, profesyonel bir bestekar ya da müzisyenle çalışmalıdır. Ben single çıkarmak için gerekli olan bilgilerden bahsederken sizlere beste yapmaktan, söz yazmaktan vesaire bahsetmiştim. Bu bağlamda biliyorsunuz ki bir şarkı ortaya koymak için, bir sanat eseri ortaya koymak için çok fazla adım var ve her bir adımın kendine göre farklı bir emeği var. Bu yüzden bütün adımların teker teker incelenmesi ve aslında teker teker bilinmesi gerekiyor. Eğer söz yazarlığında kariyer hedefliyorsanız ya da bir şarkı sözüm var fakat beste konusunda kendime güvenmiyorum diyorsanız mutlaka profesyonel destek almalısınız. Çünkü söz yazmak için daha çok yaratıcılık ve ilham gibi duygusal olarak hazırlanılsa da beste yapmak için bunların yanında ciddi bir nota ve armoni dağarcığına sahip olunması gerekiyor. Aslında birbirinden biraz farklılar bu konuda. Beste yapmak biraz daha nota gerektiriyor. Peki beste nasıl yapılır? Yani şarkı sözüm var, beste arıyorum. Bir beste sahibi olmak istiyorum. Beste yapma aşamasındayım fakat profesyonel destek almak istiyorum gibi sorulara cevap arayan müzisyenler nasıl bir yol izlemeli? Ya da bir başka deyişle beste nasıl yapılır? Öncelikle olarak müzik türünüzü ve kimliğinizi belirlemiş olmanız bu noktada belirleyicidir. Anlatmıştım bu konuyu da aslında. Bir kişi sanat yapmak istiyorsa ya da bir şarkı çıkartmak istiyorsa en başta müzik türünü ve kimliğini belirlemeli. Hangi türe daha yakın hissediyorsa, hangisinde daha mutluysa ona göre bir yol izlemelidir. Pop, rock, akustik, caz, klasik, türkü, rap gibi sıralanabilecek farklı armonik yapılara sahip türlerden birinde bir karar vermeniz gerekli. Yani bunların hepsi birbirinden farklı müzik türleri ve bunlardan birine karar vermeniz gerekiyor. Bununla birlikte varsa şarkı sözünüzün tamamlanmış olması ve bu sözlere güvenmek de yolun yarısına geldiğinizi gösterir. Bu bağlamda da isterseniz şarkı sözü yazmak yerine başkalarına alabileceğinizden bahsetmiştim. Bunu yapabilirsiniz. Eğer kendiniz bir şarkı sözü yazdıysanız ve bunu tamamladıysanız, gerçekten de bu sözlere inanıyorsanız, güveniyorsanız, sözlerinizin arkasındaysanız yolun aslında yarısına gelmişsiniz demektir. Eğer bu noktada bir sorun yoksa, buraya kadar her şey yolundaysa ve ilerleyeceğiniz yolu biliyorsanız, enstrümanist, müzisyen, müzikolog ya da daha fazla yaygın bir şekilde kullandığımız bestekar arayışına geçebilirsiniz. Bu bağlamda sanatçılar aslında en başta çevrelerinden yardım almak isterler. Her sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de önce insanlar
çevrelerinden yardım almak isterler. Fakat çevrenizde bir bestekar tanıdığınız yoksa ya da tanıdığınız bir bestekarla bazen uyuşmayabilirsiniz. Farklı kafalarda olabilirsiniz. Bu bağlamda Müzik On Air kampanya sizler için farklı alternatif yollar sunabilir. Müzik On Air kampanya bünyesinde barındırdığı plak şirketi, PR ajansı ve güçlü sanatçı işbirlikleri ile birçok söz yazarına beste bulma konusunda işbirliği sağlanan şirketlerin başında geliyor. Bu yüzden Müzik On Air ile çalışabilirsiniz. Eğer daha detaylı bilgi istiyorsanız da mail adresimizden ya da telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Bu bilgileri de aşağıya bırakacağım. İletişim bilgilerini. Bu şekilde ilk konumuzu bitirdik. İkinci ve bugünkü son başlığımız olan ucuz aranje yaptırmak mümkün mü başlığına geldik. Ben bu yazıyı da müzikonair.com adresindeki bilgilerden okuyacağım. Aşağı size linki bırakabilirim. Şöyle başlayacak olursak, bir şarkının sözlerini yazdık, bestesini oluşturduk. Sıra aranjesine, yani başka bir deyişle düzenlemesine geliyor. Bu da önemli bir adım. Çünkü başta da bahsettiğim gibi her bir adımda farklı bir emek, farklı bir zorluk var ve bunun için gerçekten insanlar günlerini, saatlerini veriyor. Şarkının kompozisyon bakımından düzenlenerek son şeklinin verilmesi aranjörün görevidir. Bir şarkının girişi, kıtaları, köprüleri ve nakaratlarının birbiriyle bir bütün oluşturması için mutlaka ve mutlaka bir aranjörden destek almanız gerekiyor. Aranje yapmak, şarkının orijinalliği kaybedilmeden yeniden bestelenmesi olarak da özetlenebiliyor aslında. Şarkının hangi enstrümanlarla seslendirileceğini ve bu enstrümanların çalınma yöntemini de aranjörler belirliyor. Notaları, oktavları ve perdeyi düzenlemeyi yapan kişi, yani aranjör, bunları bir düzene sokuyor. Şöyle bir şey var. Dediğim gibi her adımda çalışan çok fazla kişi var ve bunların kendilerine göre yaptıkları farklı zorluklar ve emekler var. Bu bağlamda hepsinin fiyatı değişiklik gösterebiliyor. Çünkü hepsinin yaptığı şarkı türü bile aslında fiyatını değiştirebiliyor. Fakat bütçenize göre de bunları şekillendirebilirsiniz. Aranje ve mix mastering yaptırmak isteyen eser sahipleri ucuza aranje yaptırmak için Müzik On Air ile beraber ortak işler yapabilirler. Çünkü Müzik On Air kapsamında çok fazla kişiyle çalışıyor ve bu bağlamda size uygun, sizin bütçenize uygun kişileri size bulmadı, size yardımcı olabilir. Dediğim gibi şarkınızın aranjörü, şarkı türü ve uzunluğu, teknik donanımlar aranjenizin fiyatını kabaca belirliyor. Fakat konuyla ilgili net bir maliyet haritası çizmek sanıldığı kadar kolay değil. Bir arkadaşım, müzik hayatına yeni giren bir arkadaşım bana bunu söylemişti. Ben müzik hayatıma girdiğimde bu kadar zorluklarla karşılaşacağımı bilmiyordum. Ne kadar adım atsam bir o kadar daha zorlukla karşılaşıyorum. Ve bunları yapmak için gerçekten ayrı bir zaman ve gerçekten ayrı bir süre harcamak zorunda kalıyorum demişti. Bu bağlamda müziğe ilk girenler çok zorlanabiliyorlar. Eğer ucuza aranje yaptırmak istiyorsanız Müzik On Air kampanya ile beraber ortak işler yapabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için Müzik On Air adresinden, mail adresinden bizlere ulaşabilir. Ya da 0552 685 38 82 WhatsApp bilgi hattı üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Benim anlatacağım konular bugünlük bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve yararlı bir video olmuştur. Bizi Instagram hesabımızdan, Twitter hesabımızdan, web sitemizden ya da Müzik On Air YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ben aşağı linkleri bırakacağım. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa dediğim gibi müzikonair@gmail.com adresinden ya da WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun altına yorum şeklinde de bunları yazabilirsiniz.
Umarım en yakın zamanda tekrardan başka bir videoyla görüşebiliriz. Bugünlük bu kadar. İyi günler.